Şunları bu yaptılar. Şişe cam bir günlük grafik. Yani şişe camı biliyorsunuz. Yani 20 gün tüm bir stokla saklattık. O kırıldı. 50 gün geçildi. Biraz aşağı saldı. Yani aslında keyifsiz bir görüntü var. Devam ediyor mu? Yani devam ediyor keyifsiz bir görüntü. Yani bunu söylemiştim. Fakat burada misyonların nedeni bir kesin destek buldu. Yani şişe camı kırılmıyor. Yeterli mi değil yani bu bir kırılma yöndürü yani şimdi bilemiyoruz tabii kırılma neden kırılma yöndürü bilemiyorum da bir kırmızı yani tren çizgisi kullanabilirsiniz veya ben burada 20 gün başlıyorum kendi adıma söylüyorum 87 gün tekrar gidiyor mu gitmiyor mu direnç orası asıl direnç yani en kısa direnç 7.79 üstünde 7.87 var ki 7.79 zaten çok şey değil aralarında bir fark yok. O yüzden doğrudan 7.87 7.90 üstüne tekrar kapanışlar 8 lira arayışları olursa şişede hani kısa vadede bir 8.20 yani bakın 7.87 şurada mavi olan 20 gün ortalamasıdır üstsel en önemli ortalamalardan bir tanesi kısa vadede 8 lira tepki verdiği alan. Geçilirse bir 8.20'miz var burada. Geçemiyoruz bu 8.20'yi. Yani ne varsa arkadaş burada şakır şakır satıcı geliyor. Haber geliyor. Gene satıcı geliyor. O yüzden majör anlamda dikkat etmek lazım. Ha şey sürüyor mu? Hani majör yükselen trendimiz sürüyor mu? O sürüyor. Onda sıkıntı yok. Şunları bir kaldırayım da. Şunu da bir kaldırayım. Her şeyi çizimlere. Şöyle. Şundan bahsediyorum. Yani majör yükselen trendimiz burada sürüyor. Onu hiç kopmadık. Majör yükselen trendten kırmızı da koyabilirsiniz veya doğrudan 200 güne bakabilirsiniz. Bu hafta olur ya 7.60 kırılırsa bütün piyasada muhtemelen 7.36'ya bakar. Yani 7.36'dan alıcı geliyor mu gelmiyor mu tepki nasıl 7.36'da bu önemli olur. O yüzden yani aşağı yönlü bir hareket olursa 7.58-59 yani şu kısmın bakın geçilmesi halinde aşağı yönlü. 7.50 diyelim biz buraya %1'in çok bir önemi yok. Aşağıda 7.36. Gerçi arada çok majör bir fark yok. %4 bir fark var ama bilmiyorum. Çok heveslisi varsa kısa trade etmeye. 7.36 desteği kırılmadıktan sonra da majör. O destek kırılmıyor ve şişenin dediğim gibi yükselen trendine uzun vadede devam ettiğini düşünürüz. O tür bir şeyde. Ha, 7.36 kırıldı. İşte orada dikkat etmek lazım. 50 gün, 200 günü kırar. 200 gün kırılımında bütün piyasa ciddiye alır. Ha, bazen satışı hızlı getirir. Bazen getirmez ama dediğim gibi oraya da dikkat etmek lazım. Çünkü gevşemesi halinde 7 liraya kadar arkasından bir hareket getirebilir. 41 RSI yani neşeli değil. Kendi ortalamasının altında hala satıcıların az miktar yani çok güçlü olmasa da piyasada olduğunu söylüyor bize. MACD de negatif yani o da hala şöyle bir boynunu kaldırabilmiş değil. Özel bir mum formasyonu yok. Şişenin zaten stratejisi basit. Umarım tabii 200 günde hiç yan yana gelmez de majör olarak yükselişine devam eder. Herkese iyi haftalar dilerim.